Yine Aydınlar beldesine bağlı bir diğer mahalledeyiz. Türkçe ismi Budaklı, Kürtçe ismi Peto değerli izleyenler. Köyümüzün girişindeyiz. Yine hayvanlar dışarı salınmış, yiyecekleri bırakılmış, samanları önlerinde. Tatlı tatlı yiyorlar. Vatandaşlarımız da var, köylerimiz de var. Sizlerle beraber onları da tanıyalım. Selamünaleyküm. Aleykümselam abi, hoş geldin. Allah razı olsun. Allah nasılsınız razı olsun. Abi? Sağ olun. Sağ olun. İyisiniz inşallah. Allah razı olsun. Nasılsınız gençler? Geleceğimize katkı sağlayacak gençler. Senin adın ne? İsa. Senin? Abdullah. Senin? Ümit. Ümit. Senin canım? Gökhan Gider. Gökhan Gider. Okul var mı? Var. Karnenin durumu nasıl? Vallahi daha gelmemiş. Karne. Neden? Ben bu Adı Cavaz'dan okuyorum. He, gitmedin. He, ben karneyi gitmedim alamadın, daha. Daha gelme. Alacaksın inşallah. Durumlar peki nasıl? İyi. Az çok biliyorsundur. Anne. Durumların ne olduğunu, nasıl olduğunu değil mi? Karnede yok zayıf. Bilmiyorum. Var mı eve misafir? Biz hep böyle derdik çocukluğumuzda. Babalarımız sorardı. Var mı yok mu misafir? Eğer misafir varsa misafir gelsin sen dışarıda kal derlerdi. Var mı size de misafir öyle karnenin içerisinde böyle saklamış, gizlenmiş? Yok. İyi güzel. Sen öğrenci misin? Sizde var mı misafir? Yoktur. Yok değil mi? Yok. Sen okula gidiyor musun? Hayır. Sen? Evet. Var mı misafir? Yok. Yani biz zayıflara, kırık notlara misafir diyoruz. Abi sizleri tanıyalım. Adım Şaban Emen. Şaban. Siz abi? Ertuğrul Gider. Keyifler, durumlar iyi. Çok şükür iyiyiz, Allah razı olsun. Bir yandan hayvanlarınıza bakıyorsunuz. Evet. Bir yandan sohbet, muhabbet değil mi? Evet. Biz de dahil olduk aralarına. Hoş geldiniz, bakalım. Sefa getirdiniz. Kürtçe abi. İsmi Peto, Türkçe ismi Budaklı, Budaklı mahallesindeyiz yani. Değerli izleyenler. Evet. Şöyle bir soruyla başlayalım mı? Peto ismi nereden geliyor? Peto ismi ta eski zamanlarda yani Ermeniler döneminde geliyor. Bir şahsa mı ait Peto, bir kabileye mi ait Peto ismi? Şahsa ait. Şahsa. Yani evet, Ermeni şahsa, şahsa ait. Artık Peto Müslümanlara, Müslümanların eline geçtiği dönemden beri artık isim değiştirilmedi. Değiştirilmedi. Yani, o eski olarak, ismiyle Peto olarak. Peto olarak artık devam etti. Türkçe'de Budaklı olarak taşındı. Türkçe'de Budaklı değiştirildi. Bu Petolular yani Budaklılar kimlerdir? Nereden geldiler biliyor musunuz? Atalarınız nereden geldi? Allah. Bir kısmımız İran bölgesinden geldi. Bir kısmımız Mezopotamya, Cizre, Botan bölgesinden. Yanılmazsam biz de Cizre, Botan'dan gelmeyiz. Cizre, Botan. Evet. Cizre, Botan'dan gelmişiz evet. Hangi yani, kökenimiz oradan gelmişe gelmekten. Siz hangi aşiretin? Mamhurun aşiretindeniz. Mamhuri. Evet, Mamhuri. Evet, evet. Özellikle Şırnak bölgesinde, Hakkari, Beytülşebap o civarda. Evet. Akrabalarınız çok. Doğru. Doğrudur, evet. Siz neler yaparsınız köy içerisinde? Nelerle vallahi uğraşırsınız? Köy içerisinde yazın gurbete gideriz, batıya gideriz, evet. İnşaatçıyız. Evet. Yazın oldu mu da artık buraya köye gelip... Kışın oldu mu da artık sırt üstü yatar yeriz. Kışın oldu mu işte hayvanlara bakıyoruz. Hayvanlara uğraşıyoruz. Zaman fırsat buldukça kendi gençler aramızda futbol oynarız. Yaparsın. Yani zaman geçsin diye. Evet. Hani eskiden böyle teknolojinin böyle kıt olduğu dönemlerde bir odaya toplanırdı gençler. Mum veya çıra ışığı altında değil mi? Biz o dönemlere sohbetler, yetişmedik. Muhabbetler varmış. Büyüklerimiz hep böyle... yetişmedik ama büyüklerimiz tabii ki o günleri görmüşler, yaşamışlar. Biz de az çok yani hayal meyal bir şeyler hatırlıyoruz o dönemleri. Evet. Fakat şu an öyle şey yok artık. Elektrik var, televizyon var, bilmiyorum, internet var. Evet. Gençler bu şeyler, bu tür şeyler takılıyor artık. Biz köyde şu an akşamları biz topluyoruz. Her gün bir evde topluyoruz. Sohbet ediyoruz, konuşuyoruz. Evet. Hani böyle öyle şeyimiz oluyor yani. İyi, güzel. Devam ettirin. Yani siz de biliyorsunuzdur. Hatta çarşıda buna rast gelmek çok yani şehir merkezine rast gelmek çok da mümkün. Cep telefonuna insanlar gömülüyor. Gömülüyor, takılı kalıyor. Ya direğe çarpıyor ya bir suların böyle pis suların aktığı kanallara düşüyorlar. Ya Araplar arabalara çarpıyorlar. Yani gömülmeyelim o akıllı dediğimiz telefonlara değerli izleyenler. Birbirimize takılalım. Ondan daha iyi. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Rüzgar esmezse yani üşümüyor insan bu rakımda değerli izleyenler. Ama estiği zaman da donuyor kulaklarımı bazen hissedemiyorum. Kolay kolay gelsin. Kuvvet bir işler. Soğur saç çavi men saç selim. Rahman Kadir Riyali Bahane Bızbırın. Allah razı olsun. Kev halette. Teşekkür ederim. Allah mahu sahben. Hucu başı. Kevi ve hoşu. Elhamdülillah çok şükür. Dabar çüçük. Valla dabar hayvan ana. Çeseri hayvan eten. Valla siçil pezeki mi he? Allah razı olsun bereket ve hayaşkır. Başka uçuş şükür etki. Valla hem çift çiçeği dekin.
hayvancılığı yedi. Köy vakit etti. Çıtıra şinin çıçarlı digri. Gene mi? Gihaya. Gene biz aslında terk oldu. Ne vakit koydu beri. Gene gene mi? Gihaya. Nav dini mi? Nav. Nav mi ikram? Kari ikram. Sen çaman sen selam. Debarat et tira hayvanı tetki. E valla amir ha dağım ki tiri ne kireceğimi sağa sola bıkır. Debar çanı fiyatta debarim. Valla kodayı kiloyu pensi şahsız hafsız. Bıye. Günde medyuh bir tane şahsız di şahsız pinci. Ha beli. Yani kayı evki. Kayı. İna gayı kes. Gayı kes. Yapayım yapayım. Değerli izleyenler amcamıza Kürtçe böyle bir soruyla gittik. İkram amcamıza neler yaparsınız falan filan gibisinden bir şeyler sorduk. Amcamız buradaki otları toplayıp götürüp hayvanlarına veriyor. 40 baş, 40 küçük baş hayvanı varmış. Sorduk kendisine tekrarından ilaveten. Yetiyor mu bu saman hayvanlarınıza? Yetinceye kadar vereceğiz. Yetmedikten sonra da alacağız. Tonunu falan, fiyatını falan sorduk. Kilosu 600 kuruşa, tonu da 600 liraya geliyormuş. Şeyin otun. Böyle. Kış aylarında hayvanlarla ilgileniyormuş. Yaz aylarında ise tarlayla ilgileniyor. Köyümüzün meydanında, merkezinde bakkalların, marketlerin, belediye binasının bulunduğu o meydanda bir de güzel soğuk sularıyla meşhur bir çeşmemiz var. Kolay gelsin. Sağ ol, teşekkür. Adın ne senin? Aslan. Aslan. Okula gidiyorsun. Evet. Karnı aldın. Evet. Var mı misafir? Var. Kaç tane? Üç. Üç tane misafiriniz var. Hı-hı. Kim bakacak bu misafirlere? Sen bakacaksın. Evet. Kim getirdiyse o baksın. Hı-hı. Şimdi akşam, sabah, öğlen ne veriyorsun bu misafirlere? Su veriyorum. Soğuk su. Değil mi? Hı-hı. Soğuk su. Aynen. Kaldır bakalım kafanı. Biraz seninle konuşalım. Dön böyle kameramıza. Üç tane misafiri varmış kardeşimizin. Neden çalışmadın? Çalıştık. Çok çalıştık. Yani çok misafirperverliğini mi tuttu senin? Ne oldu? Evet, ben misafirperveriz ama öyle misafirler gelmez olsun istemiyoruz. Ama iyi çalışacaksın değil mi? Tamam. Güzel çalışacaksın. Ne yapacaksın? O misafirleri getirmeyeceksin. Süpürgeyle kovacaksın gerekirse değil mi? Evet. Tehdit edeceksin, gelmeyin diyeceksin. Anne baba tepki verdi mi? Verdi. Kızdılar mı sana? Kızdılar. Yapmazsın değil mi artık? Ha, tamam yapmam. İyi okursan, büyürsen ne olmak istersin? Var mı hayalinde bir meslek? Mühendis. Mühendis olmak. İnşallah nasip olur ama misafirsiz olur mühendislik. Okey? Yes. Öte yandan normal hayatta kültürümüz gereği zaten misafirler baş göz üzerine değil mi? Kabul evet. Ediyoruz kapımız. Açık. Her zaman açık. Aynen. Söz veriyorsun değil mi? Söz veriyorum tabii ki. Çalışacağına. Çalışacağıma söz veriyorum. O zayıfları böyle def edeceğini, o öylesi misafirleri bir daha evine almayacağını. Tamam. Söz verdi kardeşim sizlerin huzurunda. İnşallah okur, mühendis olur. Budaklı Mahallesi'nde bir evdeyiz değerli izleyenler. Bir ozanımızla beraberiz. Kürtçe denk beş, Türkçe ozan dediğimiz eski türküleri, eski şarkıları seslendirecek şahsiyetler. Sol tarafımda Orhan Emen abimiz sağ olsun bize burada rehberlik ve öncülük etti. Teşekkür ediyoruz kendisine sizlerin huzurunda değerli izleyenler. Bu görüntülerin aktarılmasında emeği geçen şahsiyet. Sizi tanıyalım abim. Öncelikle hoş geldiniz. Allah razı olsun. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Burası benim doğduğum köy ama şimdi ben burada yaşamıyorum biliyorsunuz. Evet. Burada göç ettim bazı sıkıntılardan dolayı. Ana yolun üzerinde orada iş yerimi kurdum. Benim için daha iyidir. Evet. Tabii ki gönül burayı çekiyor. Evet, aynen. Burayı çektiği için de... İnsanın doğduğu topraklar bir başka oluyor. Doğrudur, evet. Bugün sizlerleyim ve sizlerle de gurur duyuyorum. Allah razı olsun. Allah geldik razı olsun. Bakalım şimdi ozanımız bize ne diyor? Neler söyleyecek, evet. Kürtçe bir parça alacağız sizlerle beraber. Tanıyalım önce kendisini. Tanıyalım sizi amcacığım. Adınız? Benim ismi Burhan Gider. Burhan Gider amca. Hem Budaklı'dan oturuyoruz. Kaç yaşındasınız? 51 yaşındayım. 51 yaşında maşallah. Böyle denkbejliği nereden böyle edindiniz? Kaç yaşında? Çocukluktan gelme midir? Sonradan mıdır?
Nereden çocuğundan böyle heves, merak sardınız? Çocukluktan yine söyledik, geldik bu yaşa kadar. Yani hayvanları böyle Süphan'ın yamaçlarına götürdüğünüz zaman söyler miydiniz? He, söylerdik. Koyunların başında götürüyor, dağlardan söylüyorduk. Evet. O zaman onlara söylüyordunuz. Şimdi de bu cemaate söyleyin. Tamam. Doğma, 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 تبدیل تو برای که خبی بیناس کشم و دست ابر نبری خب نچه و بانیا الله به جدی نه کشم ما سفری گوکورو کار جناتی کار رواتی الله مال منی نه آباد کنن که تو گوتن نیز جاک پر مامی الله خل ندی نه دجات کات لازم نه تبدیل اتوباره که خدمی نه آب کرما می خداست افت کنبری خدا نه جوابانی ای 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 الله آد جدی نه وی ای وی ای الله و سر و سر شب فضل ما تمام دو بابا چه جوابانی تیو الله آد برچی نه وی ای وی ای سید از بری کو علی ما شود و برچی ما برچی نه حاله ای 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 الله متنی نه وی ای وی ای علی گوسای به ماشاوت یک پرما می ممالا اسکان ازدی دشنگالا دجری دمینا از کش ما خبر ممالا اسکان ازدی دبر اچار روزا کا اصلاحات ای ای او ای الله خلینا وی ای وی ای سید زبر کو ما شاوت جو سجال قاصد خشاندنا انا داما دجا منا با مالا اسکان ازدی دبر میوانی و ایشا کسان ای ای او ای ای الله مدارینا ای وی ای آباد کن آقا تو گوتن اشیا نادی نبوده زی کشم ما خدا گر بری خدا داشتن گل آجری ای 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 الله آد جادی نه وی ای ای وی ای الله و شب دنی و دشاب بوده زی خل پاچه دخی نه دجا اوس کن از دی رابو اوس با پاچه داد گو کرد تکی ای 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 الله آد تکنی نی وی ای ای وی ای تو گو دجا دری و که واز علیه ای 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 ها تو خلاص تامیر پشت به تو خلاص تو قدر به تو خلاص تو فرار به تو خلاص تا سر آواز به تو خلاص نفس سایر ای ای الات دانی نه وی ای وی ای این گاو داری بعد که چه این چه نسیر دکه و حش این چه خلی ای 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 الات وی نامی نه وی ای ای وی ای علی گوش کن مال شو تو ابرچی مبرچی نخاله ای ای ها تنی نه وی ای ای وی ای آباد کرد لازم نه تبدیل تو برای که آباد می نه این گاو وارا نور خخ خخ علی تی علی گوسر ماشاوی تی تو چوک آخدا نوسر خب مسال چوک آتا رب کم خوا هلو اکوشنی نه وی ای ای وی ای دجا سیده چوک آخدا تینا علی سر خدا و سر چوک آسیده دا کاتو بود دخواه دشمن دخواه سیده تا سیده سر اقداتی نه سر علی دا حاضر آب کن دخواه الله کشوری نه Değerli izleyenler, bu bir aşk hikayesini Kürtçe dizelere dökmekti amcamızın seslendirdiği. Geçmişte yaşanmış önemli olayları bugünümüze bu sözcüklerle taşıdı insanlarımız. Amcamız da Kürtçe diliyle devam etmek istedik. Ablacığım merhabalar. Seni tanıyalım. Ben Öznur Karamercan. Öznur. Kaç yaşındasın kardeşim? Ben 11 yaşındayım. 11 yaşında okula gidiyorsun haliyle. Evet. Değil mi? Okula gitmediğin zaman neler yaparsın?
Anneye yani yardım var mı? Yardım eder misin anneye? Yani. Bulaşıkları yıkar mısın? Çamaşırları yıkar mısın? Hayır. Evi süpürür müsün? Evet, onu yaparım. Evi süpürürsün. Evet. Makineyle mi, süpürgeyle mi? Makineyle, süpürgeyle. Yani makineyi kullanabiliyorsun. Arada sırada. İyi, güzel. Yani evin tozunu falan kardeşim rahatlıkla alabiliyor. Evet. İyi, güzel. Neler aldın bakalım? Ha? Çekirdek aldın. Mısır, patlamış mısır aldın değil mi? Evet. Kime götürüyorsun? Kendin mi yiyeceksin? Kendim yiyeceğim. Tek başına mı? Evet. Bizsiz mi? Bizlersiz mi? Evet. Afiyet olsun. Zayıf var mıydı? Var mıydı misafirlerin karnede? Zayıfın var mıydı? Yok, taksir aldım. Maşallah, maşallah, maşallah. Ne olacaksın büyüyünce? Bilgisayar mühendisi. Harikasın. Harikasın. Dua edeceğim senin için. Olman için. İnşallah olursun. Rabbimin izniyle bırakma. O misafirleri biz eve istemiyoruz. Öylesi misafirler olmaz olsun değil evet. mi? Okulda öğrendiğin bir şarkı falan var mı? Bir fıkra falan var mı? Yok. Yok mu? Yani müzik dersin falan? Var. İyi. Neler öğretiyorlar müzikte? Müzikte işte... Notaları falan evet. mı öğreniyorsunuz? Bir notaları seslendirebilir misin? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do. Teşekkür ediyorum kardeşim. Rabbim zihin açıklığı versin. Adın ne? Sinan. Sinan. Evet. Sinan, senin sesinin güzel olduğunu söylediler. Evet. Biz de dedik ki Sinan nerede arayıp bulalım. Evet. Geldik seni evde bulduk Sinan. Tamam. Haliyle karkış ya. Evet. Dedik valla Sinan bu saatlerde dışarıda olmaz. Evet doğru. Sinan biz mi ki soğukta tipi de fırtınada gelsin dolaşsın. Okul okuyorsun. Yok okumuyorum. Neden Sinan? Valla okumadık işte. Bizi üzüyorsun işte böyle. Valla ne yapalım abi okumadık. Okusaydı ne olmak isterdin? Valla okusaydım müzik öğretmeni olmak isterdim. Müzik öğretmeni. Evet. Bir şeyler söyle bakalım. Bir önce seni bir dinleyelim. Tamam abi. Söyleyeyim he. Kimden söyleyeceksin? Ne söyleyeceksin? Numan Hadi insafsız. Dinliyoruz bakalım. Numan Hadi'den evet. insafsızı. Şey, kardeşimizden insafsızı dinliyoruz. Evet. Buyur. Sonunda ayrılık varmış. Senin sevdan bir yalanmış. Yüreğim bir hiçe yanmış. Yıllarım boşa harcanmış. Sırtımdan vurdun sen beni. Ne yazık sevmişim seni. Yanarım ben deli deli. İnsafsız sevgilim benim. Yollara düşürdün beni. Senin aşkın bir hevesti. Şu gönlüm senden çok çekti. İnsafsız sevgilim benim. Git artık perişanım ben. Yeter çektiğim elinden. Al bu canı çek bedenden. Öldüm bittim ben derdimden. Bir alkış istiyoruz. Bir alkış istiyoruz. Sesine, soluğuna, yüreğine sağlık kardeşim. Sizin de ellerinize, kollarınıza sağlık abi. Bırak yine bir gelin. Yaşın hala müsait okumak için. Vallahi dene bize. Derim. Vallahi denemeni isterim. Valla inşallah abi. Bir şeyler yapıyor musun peki? Valla, hani okul falan yok, bitirdin. Okulum, ne yapıyorsun? İnşaata gidiyoruz abi. İnşaata gidiyorsun. Hı-hı. Sen okulu bir daha düşün istersen. Valla işte bilmiyorum işte ileride orkestra açmayı düşünüyorum. İnşallah olursa. İnşallah nasip olur. İnşallah. İnşallah. İnşallah abi. Teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ederiz. Bizi kırmadığın için kardeşim benim. Biz de teşekkür ederiz. Değerli izleyenler, Arin Gölü'ne doğru gideceğiz. Arin'e doğru gideceğiz. Arin Gölü'nün buz tuttuğunu, yüzeyinde gençlerin, genç arkadaşlarımızın top oynadığını söylediler. Birkaç kare de oradan alıp size yansıtmak istedik. Beldemizde küçük bir bakkalımız var. Bir bakalım böylesi yerlerde köy işyerlerinde bakkallar nasıl işliyor sizlerle beraber. Burayı da bir görelim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Merhaba, nasılsın merhaba amca? Merhaba. İyisiniz inşallah.
Allah razı olsun. Yani bakkaldan çok sanki böyle bir kahvehaneyi, bir çayhaneyi andırıyor değil mi değerli izleyenler? Olsun, olsun. İnsanlar beraber olsun, birlikte olsun. Marketmiş, bakkalmış, evmiş, kahvehaneymiş hiç önemli değil. Gönüller bir olsun yeter ki. Bakkala kim bakıyor? Ben bakıyorum. Siz mi bakıyorsunuz? Size gelelim, sizi tanıyalım. Şöyle geçin, geçin oturun. Sizi tanıyalım. Muaz Aydoğmuş. Muaz kardeşim. Buyur abi. Sebze satıyorsun, meyve satıyorsun. Değil yani, mi? Gıda, yani yiyecek satıyorsun. Giyecek satıyoruz. Falan yok herhalde, yok. Giyecek yok. Giyecek yok, sadece yiyecek. Ha, sadece yiyecek. Aynen. Ticaret nasıl? Dönüyor mu burada? Ticaret iyi. İyi Allah'a şükür. Problem yok. Problem yok. Genelde ticaretiniz nasıl oluyor? Veresiye, kredi kartı peşin. Kredi kartı burada geçerli değil. Post makinesi olmadığı için. Evet. Yani kredi kartı geçerli olmuyor. Ha, normal veresiye peşin. Ha, nasıl oluyorsa işte. Yani veresiye gitti mi dönüş oluyor mu? Vallahi veresiye olmasa daha iyi olur ama ne yani kapılara şöyle yapıyor musunuz? Yok, kapılara tık yapmıyoruz. Çünkü hepimiz yani komşuyuz. Yani birbirinizi tanıyorsunuz. Yani, tanıyoruz. Yani veresiyelerinizde sıkıntı olmuyor. Yok, sıkıntı olmuyor Allah'a çok şükür. Kar marjınız yüksek değildir inşallah. Vallahi efendim. Körünün, kar marjınız yüksek değildir. Körünün bütçesine göre. Yani körünün bütçesine göre. Genelde yoğunlukta ne satılır? En Allah çok satıyoruz. Şu an kışın en çok gitti meyve falan, sebze falan satılıyor. Yani. Kışın en çok o. Getiriyor. Yani. Burada takas olayı var mı? Hani buğdayın varsa... Yok, yazın oluyor. Yazın mesela çocuklar getiriyor takas olayı derken şöyle mesela getiriyor. Tartıyoruz. Belli bir kilogram başına fiyat biçiyoruz. Ona göre alıyoruz zaten. Mesela şuna bir şahitlik yapalım. Neye geldi kardeşimiz? Para bozmaya geldi. Para bozmaya geldi. Yani. Evet. İş yapmadık ki, siftah etmedik ki. Yani. Bakmayın öyle kuru kalabalığa geldiler. Yani. Buğdayın bir kilosunu vallahi karşılığında... Yani karşılığında mesela bir kilo, mesela ne kadar? 250, yani 25 kuruş ya da 50 kuruş tuttuğu zaman evet. Ona göre mesela eşya falan alıyor. Evet. Yani ne istese ona göre şey yapıyoruz. Yani, ya istediği zaman para veriyoruz yani. Aynen, aynı değeri böyle eşitleyebilecek yiyecek. Öyle olur. Buğdayı ne yapıyorsunuz? Buğdayı yani eve ofise götürüyoruz. Yok eve ofise falan götürmüyoruz. Yani eğer lazım olduğu zaman götürüp satıyoruz. Zaten yani millet istiyor, götürüyor. Tavuklara falan veriyor ya da biz götürüyoruz. Koyunlara falan veriyoruz. Öyle. Yani öğütüp un haline getirip tüketiyoruz. Ya o öğütülmez çünkü o karışık olduğu için ondan şey olmuyor. Yani ekmek olmuyor. Ha karışık evet. Geliyor. Yani sadece yem olarak. Yani yem olur. Oldu kardeşim. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı işler, bol kazançlar diliyoruz. Sağ olun, teşekkürler. Genç iş adamı kardeşimiz tezgahtar. Köyümüzde Hüsniye annemiz varmış. Çok hamarat büyük annemiz varmış. Tandır her yakışında. Tandırda bir tek ekmek değil. Birçok şeyler pişiriyormuş. Hamaratlı bir hanım, hamaratlı bir tandır. Ayran aşı, normal gündelik tandır ekmeği ve yağlı ekmeğe benzer bir ekmek türü. Burada da buğdayı kavuruyor annemiz. Ayran aşı değerli izleyenler. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Serçavemin, serçavemin. Kudu kuvveti tevde. Kudu işte razı ve serçavemin rahatı, serçavemin rahatı. Salette çendin? Salemen, hafta pinç. Maşallah, maşallah. Değerli izleyenler, annemizin yaşı 75. Haliyle ana dili Kürtçe olduğu için Kürtçe devam edeceğiz annemizle. Arada bir döneceğim, size tercümesini yapacağım. Eva çeku un çetkin? Eva kaline kem. Kalinin... Genimet kalinin. Genimet kaline, kalinin duhun. Buğdayı kavuruyorlar bir nevi çerez niyetine. Kış aylarında genelde olur bu bölgede. Çekirdek tarzı böyle atıştırmalıktır bu. Hem bir yandan konuşuyor, sohbet ediyor insanlar, bir yandan da bunları öğütüyor. Eva çine? Anacın ozanı unam, hevir dikin, navarında su dikin, şekil peyartkin dikin. Bu da yağlı ekmeğin farklı bir türü değerli izleyenler. Bunu hamuru önce güzelce kızarttıktan sonra üzerine şeker tozu serperler. Bu da gördüğünüz gibi tandır ekmeği biliyoruz. Ecatu hayata te bu haki derbas bir işte peştir kes evi karitke. Valla işte mevcutken ama kemek bera yandıyam şu ravitken peşin. Yani kaba her heviri de onu efkatış bevrat. Zavş tekir ne da. Evet ama mevcut çıkıp kadi ne yapmaz kemi. Avantajlı hani çekir ne avantajda diye mi tüşkeyim bu? Aman beri dahim bu ne mezni mevcut çekir ya mi bu ne varasın mevcut.
Teyzemize sorduk, her tandır yakışınızda bu kadar yiyecek yapıyor musunuz? Daha fazlasını yapıyoruz dediler. Bir tek siz mi uğraşıyorsunuz? Yok, benden sonrakiler de uğraşıyor. Ben de bunu tabii büyüdüğüm, doğduğum evde annemden, ailemden öğrendim. Geçmişte öğrendiğim bugünümüze taşıdım. Ablacığım siz nasılsınız? Sağ olasın. Allah sizi tanıyalım. Hoş geldin, safa geldin. Ben Patmosluyum. Misafirsiniz. Evet. Misafirliğe geldiniz. Ben dürünümdür, dürünüm. Evet. Ha, dür. Kız verip aldınız. Evet, kızım burada. İyi, güzel, güzel. Valla babası da orada, Cemil Türk. Evet. Ha. Hem sohbet hem ziyaret, ha, yardımlaşma hoş, var mı? Ha, evet. Siz neler yaptınız? Aynı, bizimki de aynı. Aynı. Beraber. Ben o bazlama, evet. Bu kavurga, bu da ayran aşı. Ne güzel, maşallah, ha, maşallah. Bu bazlamadır ha. Bazlama. Ya bazlama da teze bilmiyor. Öyle mi? Evet, bazlama. Hani teze biliyor da belki, ha, ben çeviremedim. Evet, bazlama, kavurga, ayran aşı. Ayran aşı. Ha. Sizler de tandırlarınızda genelde aynı, bunları yaparsınız. Bizimki aynı, ben Patmosluyum. Evet. Siz de annelerinizden mi öğrendiniz? Evet, anadan, evet. Peki çocuklarınız, onlara öğrettiniz. Onlara evet, da... aynı, fark etmez. Ne güzel, maşallah, aynı. Maşallah. Değerli izleyenler, aynen öf adetlerimizi, kültürümüzü geleceğimize yansıtalım. Emin olun geçmişte yediklerimiz de daha sağlıklıydık. Dezav zap hatriye. Sar çavav hoş gelirsin. Hem nane kitabı girin. Bonjour bukhan, gloire bukhan. Şöyle bir ekmek alıyoruz. Canı çeken izleyicim varsa yani müracaat ederse kendisine gönderebilirim. Dep hatriye var. Sar çavav. Sar çavav boy. Üzerimize bir saman balyası geliyor. Mumya mıdır, saman balyası mıdır? Ayakları var, elleri var, kolları var. Elinde iki sopa. Selamünaleyküm. Seni arayalım. Adın ne? Şöyle alalım bunu. Adın ne? Konuşmuyor. Bırakalım tekrar bu yeni. Orhan abi. Orhan abi gelir misin abi? Gel abi gel. Ya bizim dilimizi bilmiyor. Bu neyin nesidir abi? Bu ismi nedir, cismi nedir? Bu dedelerimizden gelen bir gelenektir. Bunun devamını yaşatmaya çalışıyoruz. Bunun ismi Köse Gelin. Köse Gelin. Köse Gelin. Gelişi bu bir gelin mi? Gelin değil. Öyle ismi öyledir. Peki amacı ne bunun? Bunun amacı şimdi her sene bu vakitlerde, yani bu zamanlarda, evet, koyunların doğuma başlaması zamanı oluyor. Evet. İşte bu da orada bir gelene geliyor. Tüm hayvan barınaklarının kapısından dolaştı tüm köyde. Yani bereket olsun, bereket diye, olsun. Hayvanlar sağlıklı doğum olsun diye, uğur olsun diye. Evet, evet. Böyle samandan birini, evet, giydiriyorsunuz. Grup halinde bu şekil yapıyorlar. Evet. Tüm evlerden geziyorlar, ondan un bilmem şeker, evet, yağ, her şeyi topluyorlardı. Bir eve gidiyor, orada da paylaşıyorlar. Hala devam ediyor. Hala devam, ne biz güzel, devam ediyoruz. Ne güzel. Böyle bolluğu bereketli getirsin, kıtlığı alıp götürsün diye değerli izleyenler, böyle bir eğlence düzenleniyormuş köyde. Geçmişte yapılmış ve günümüzde de hala devam ediyorlar. Bir gelinimizi tanıyalım. Adın ne? Konuş konuş, konuşabilirsin devam artık. Et. Adın ne? Bu konuşmayacak mı şimdi? Konuşmuyor. Sana ne verelim? Ekmek verelim mi? Dur of, tandırdan bir ekmek getireyim ben. Hemen tandırdan bir ekmek getireyim Mustafa. Hani biz usulü bilmiyorduk, kusura bakmayın. Artık sana karışmış. Tandırımızdan bir ekmek getirdik. Bana vereceksin. He. Oho, işaret dili de of of of, işaret dili de kuvvetli, güçlü. Yani verince de dayak yiyorsunuz, vermeyince de yiyorsunuz. Abi, dayak yok. Dayak yok mu artık? Yanlış verdin ona, onun için de. Öyle mi ya? Evet. He, tanıyabilir miyiz şimdi? Tabii tabii, şimdi tanı. Adın ne? Yine söyleyeyim. Devam ediyoruz, biraz uzak mı duralım? Abi kusur varsa söyle. Hayır, şimdi bu şekildeyken kesinlikle ismini, yani konuşma yasaktır. Ha şöyle, yani ağzında şu, evet, şu bir nevi yani susması için mi? Evet evet. Bir nevi susması için. Susması için, evet. Şöyle gelelim. Kesinlikle konuşmayacak. Yani bu haldeyken kesinlikle konuşma yasak. He. Evet. Peki yani önüne gelen de dövüyor. Dayak atmak da serbest. 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 Dur.
Değerli izleyenler, yani bunun düzenlenildiği zamanlarda gelip görmek isterdim. Evet. Böyle bir şey mümkün olursa emin olun karelerle sizlere yansıtacağız. Teşekkür ediyoruz gelin hanım. Rabbim yurdumuza, bölgemize, memleketimize bolluk bereketlik versin diyoruz. Teşekkür ediyoruz güzel kardeşime de. Sağ ol. Evet değerli izleyenler, Göldüzü köyündeyiz. Türkçe ismi Göldüzü, Kürtçe ismi Arin. Ve şu an Arin Gölü'nün üzerindeyiz. Tamamıyla buz tutmuş gölümüz. Gölün üzerinde top oynayan gençlerimiz var. Halayı çeken gençlerimiz de var. Sazlarıyla, sözleriyle buz tutan Arin Gölü'nün üzerinde eğleniyor buradaki insanlarımız. Biz de bunların eğlencelerine dahil olmak istedik sizlerle beraber. Arın Gölü, Van Gölü'nün 5 metre yükselmesi ve geri çekilmesi sonucu oluşmuş değerli izleyenler. Tamamıyla sodalıdır. Soda da bildiğimiz gibi temizlik ürünlerinin birçoğunda kullanılıyor. Temizlik için iyidir. Herhangi bir balık türü yaşamıyor burada. Sadece göçmen kuşlar uğrayıp göç dönemlerine gelip gidiyorlar. Köylerimizde bu şekilde Arın Gölü'nün üzerinde eğleniyorlar. Kimileri top oynuyor, kimileri sazlı sözlü eğlenceler, oyun havaları, folklor gösterileri falan düzenleniliyor. Futbol oynadıklarını gördünüz. Bir de şimdi sazlı sözlü halayı sizlerle beraber görelim. Orhan abi, Arın Gölü'nün üzerindeyiz. Gölümüz buz tutmuş. Her yıl bu şekilde mi eğlenir burada insanlar? Her yıl böyledir, her yıl. Her yıl. Şimdi Arın Gölü, Sodalı Gölü, göl denen evet, bir yerdir. Burada balık falan yoktur. Evet. Tahmini Van Gölü'nde bir 10 metre falan yüksektir. Evet. Buranın suyu dolduğundan da Van Gölü'ne akıp gidiyor. Yalnız kışın böyle gençlerin doğru, eğlence merkezi eğlence oluyor. Evet, gördüğünüz gibi böyle halay çekiyorlar, oyun oynuyorlar, güzel, top oynuyorlar. Bu şekilde devam ediyorlar. İyi, güzel. Bize öncülük etti abimiz, rehberlik etti. Kendisine teşekkür ediyoruz. Buradan Batim Bey'e, Rıza Alageyik Bey'e teşekkürler sponsor oldukları için. Siz neler söylemek istersiniz efendim? Arın Gölü'nün üzerinde çocukluğunuz geçti sanırım. Valla aynı. Her yerde böyleydi. Oynuyorlar. Gençler top oynuyorlar. Siz de gençliğinizde oynadınız. Ha, gençlere oynuyorlar. Hala çekiyorlar işte. Her sene böyledir. Biz böyle devam ettik. Bizden sonrakiler de böyle devam etsinler. He. Değil mi? He, bana değil. Teşekkür ediyorum. Sağ Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Güle güle. Cuma ve dalle şavuk ya gene mehura vay vay Cuma ve dalle şavuk ya gene mehura vay vay Mecnubala şavuk ya çıkarında vay vay Mecnubala şavuk ya çıkarında vay vay Ayle şavko leyle rabine heli vay vay Ayle şavko leyle rabine heli vay vay Cuma ve dalle şavuk ya gene mehura vay vay Cuma ve dalle şavuk ya gene mehura vay vay Mecnubala şavuk ya çıkarında vay vay Mecnubala şavuk ya çıkarında vay vay Ayle şavko leyle rabine heli vay vay Ayle şavko leyle rabine heli vay vay Hey,
ای شانه دلاله هر و هبو هر و نبو ای شانه دلاله مرنه مره خدای ای شانه دلاله دسته من بغرانزه. Evet değerli izleyenler, gördüğünüz gibi Arin Gölü'nün üzerindeyiz. Bir yandan futbol, bir yandan halay son sürat devam ediyor. Böylelikle Aydınlar Beldesi programımızın da sonuna gelmiş olduk. Haftaya farklı bir köyümüzde görüşünceye kadar sunumda ben Sefer, kamerada Enver Başkan, Mustafa Yüzer. Allah'a emanet olun, kendinize çok iyi bakın, dualarınızı bekliyoruz inşallah. ای شانه دلاله مرنه مره خدای ای شانه دلاله دسته من پغراته ای شانه دلاله من خاصی با ویند ای شانه دلاله مرنه مره خدای جان جان نینم نینم نینایه 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 نینم دکم یارنایه دورانا دنیایه نینم نینم نینایه 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 نینم چوبکم یارنایه